Günaydın. Muhteşem bir yerden sesleniyoruz size. Bugün Sinop'tayız. Sinop'un da en güzel yerlerinden biri olan Hamsilos Koyu'ndayız. Türkiye'de bu koydan başka yok. Benzerleri var. Az geride Akliman Koyu var. O da buna benziyor ama bu kadar güzel değil, bu kadar içe doğru girmiş değil. Tıpkı Norveç fiyortları gibi. Norveç fiyortları tabii ki çok daha büyük. Yani onlarla kıyaslamak belki doğru olmaz ama onun gibi bir havası var. Giriyor böyle deniz. Bakın. Şöyle göstereyim. Burası Karadeniz. Geliyoruz. Tabii ki devam ediyor Karadeniz. Yani burası da Karadeniz. Devam ediyor böyle içe doğru. Kıvrıla kıvrıla gidiyor. Bir bu tarafa gidiyor sola, bir de sağ tarafa. Birazdan o tarafa gideceğiz. Oraları da göreceğiz. Çok güzel yerler. Bunun dışında İnceburnu'na gideceğiz. Türkiye'nin en kuzey noktası oluyor kendisi. Orayı göreceğiz. Ardından Sinop kent merkezine gideceğiz ve merkezde neler var onları keşfedeceğiz. Bir de Erfelek şelalelerine gitmek istiyoruz. Kent merkezinin ardından inşallah vaktimiz kalır. Oraya da uğrayabiliriz. Çünkü birazcık şehrin dışında istiyoruz. İnşallah gitmeyi başarırız. Yürüyüşümüz başladı. Ben buradan başladım. Bizimkiler azıcık yukarıda. Onlara doğru gidiyorum. Bir taraftan da bu güzelliği göstermeye çalışıyorum. Ria tipi oluşum olarak geçiyor bunlar. Karadeniz'de belli yerlerde var ama bu en güzeli. Böyle en uzunu diyebiliriz bunun için. Burası bir tabiat parkı aynı zamanda. Araçla giremiyorsunuz. Yukarıda bırakıyoruz araçları. Kişi başı 25 lira bir ücreti var. Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korunuyor. Bakımı yapılıyor buranın. Burası adeta cennetten bir köşe değil mi? Evet ya, çok güzel yaptım. Kameraya nasıl yansıyacak ama renk acayip güzel yani. Evet, böyle zümrüt yeşili bir su. Gerçekten muhteşem. Norveç olsa beğenirsiniz ama burası. Güzel fotoğraflar da çıkar buradan. Şu arka plandaki yoldan geldik. Şurada gelen insanlar var bakın. Oradan merdiven var. Böyle buraya indik. Köprü yapmışlar buraya. Denizin son noktası burası. Evet. Şuraya görüyorsunuz. Son nokta burası. Köprünün diğer tarafı da burası. Buradan geliyor böyle. Şuraya doğru bir kıvrılıyor. Yine burada var. Karşıda da yürüyüş yolu var. Yani bizim aracımız bu tarafta. Oraya gidersek tekrar buraya geri gelmek zorundayız. O yüzden onu kullanmıyoruz. Buradan geri gideceğiz ama bir 5 dakika bir dinlenelim, nefes alalım. Çünkü bebek arabasını sürmek de çok zordu. Yerler ince ince çakıllarla dolu. Gitmiyor yan araba. Teraslar yapmışlar şu şekilde. Oralardan güzel manzaralar izleyebiliyorsunuz. Evet. Burası en güzel yerlerden biri ama yağmur başladı. Yorulduk yürürken. 1 kilometre vardır burası değil mi? Vardır. Bir de çakıllı yol dediğim gibi araba, bebek arabasını sürmek. Burada hemen kafe, kafeterya var. Birer kahve içelim dedik. Şöyle denize nazır içelim. Hayatımda ilk defa bu kadar minik bir su gördüm. 200 mililitre tam bir bardak kadar. Kahvenin yanında verdiler. Bu da ilk olsun, ne yapalım. Afiyet olsun. Sinop İnceburnu'na geldik. Türkiye'nin en kuzeyindeki kara parçası burası. Ama acayip yağmur yağıyor. Dışarı çıkamıyoruz. Arabada mahsur kaldık. Göstereyim şöyle. Yağmurun dinmesini bekliyoruz şu anda. Ben sonucuya varacağımı düşünmüyorum.
Ve geldik Türkiye'nin en kuzeyine. Kara olarak en kuzeyine. Gerçi şurada bir 15-20 metre daha ilerisi var ama yağmur tekrar bastıracak diye korkumdan böyle buradan çekimi yapıyorum. Zaten görünüyor aslında, görüyorsunuz. Biraz dindi çıktık ama geri gelecek gibi şu anda. Bu taraf böyle biraz daha açık aslında ama bir sağanak var. Az önce gördünüz zaten, çıkamadık. Burada bir deniz feneri var. Etrafta böyle gelirken yol boyunca zaten köylüler evlerine böyle çay, gözleme tarzı şeyler koymuşlar. Onları satıyorlar. Böyle bir yer burası. Bu açıdan, yani özelliği açısından turistik bir bölge. Özelliği de Türkiye'nin en uç noktası olması kuzeydeki. Sinop merkeze 20 kilometre uzaklıkta. Az önceki Hamsilos koyuyla belli bir yere kadar aynı yoldan gidiyorsunuz yani oraya varırken. Sonra yol ikiye ayrılıyor. Bir taraf Hamsilos'a, bir taraf buraya geliyor. Biz önce oraya gittik, sonra buraya geldik. Neyse ki şu an yağmur dindi, çok şükür. Yağmur dindi. İnceburun'da biz de gözleme falan yiyelim dedik, acıkmıştık. Gözleme, ayran. Ekşi ayran, ben severim köy ayranı. Birazcık da mısır. Evet, bir tane de mısır. Mısır yiyenler var burada. Patatesli gözleme, artı ayran. Yağmur da dindi ama her an başlayacağım ben diyor gibi bir hali var. En azından şimdi yağmur sonrası güzel oldu. Tabiat böyle, toprak güzel, deniz güzel, kokular güzel. Biz de bunun keyfini yaşıyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Tavuklar da mısırdan kalanı yiyor. Afiyet olsun. Ufukta bir gemi görünüyor, gördün mü? Yük gemisi. Herhalde ya Rusya'ya, Ukrayna'ya gidiyor. Oo, bir sürü mısır kaynıyor. Evet, gidelim. Daha fazla üstümüz is olmadan. Burnu görebiliyoruz zaten. Bu tarafında da deniz var. Bu tarafında da deniz var. Zaten burun böyle denizin ortasına uzanan ince kara parçası. Bu iyice ince olduğu için herhalde ince burun adına vermişler. Şurada da çayımızı içmiştik. Şimdi şuradan geldiğimiz yerden yolumuza devam ediyoruz. Sinop kent merkezine geldik. Kent merkezi deyince zaten Sinop'ta ilk gezilecek yerlerden birisi olan kaleye ve içindeki tarihi cezaevine geldik. Kalenin geçmişi çok eskiye dayanıyor. Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar burada hakimiyet kuruyorlar. Önceleri sağlam bir kale. Selçuklular döneminde tersane olarak kullanılıyor uzunca bir süre. İç kalenin burçları 1560 yılından itibaren zindan olarak kullanılmaya başlanıyor. Evliya Çelebi buradan şu şekilde bahsediyor. Büyük ve korkunç bir kaledir. 300 demir kapısı, dev gibi gardiyanları, kolları demir parmaklıklara bağlı ve her birinin bıyığından 10 adam asılır, nice azılı mahkumları vardır. Burçlarında gardiyanlar ejderha gibi dolaşır. Allah korusun, oradan mahkum kaçırtmak değil, kuş bile uçurtmazlar. Bayağı abartmış. Evliya Çelebi. 1887 yılından itibaren de resmi olarak cezaevi oluyor. Bir dönem çocuk cezaevi olarak kullanılıyor. Burada ünlü isimler de yatıyor biliyorsunuz. En ünlüsü de Sabahattin Ali. Yine Refik Halit Karay da bu cezaevinde kalanlardan. İçinde tabii pek çok kötü anı da barındırıyor. Sabahattin Ali Aldırma Gönül şiirini burada yazıyor. Zaten denizin dibinde işte dalgalar falan geçiyor için. Orası burası. İçeride tadilat varmış, o yüzden girilemiyormuş. Ama biz yine gösterelim. 1999 yılına kadar cezaevi olarak kullanılıyor burası. 2000 yılında da müzeye dönüştürülüyor. O günden beri ziyarete açık. Sinop'a gelen herkes de buraya uğruyor. Şu kısım zaten onarılmamış. Kale kısmı. İleride kruz gemisi var. Yabancılar da geliyor buraya. Yani ben hiç kruz gemisinin Sinop'a geldiğini düşünmemiştim. Geleceğini düşünmemiştim. Bayağı şaşırdım. Demek ki Sinop'umuz böyle gelişiyor. Evet. Sinop'ta kruz gemisi ne arıyor diye soran kişi burada. Ben de ona eşlik ediyorum. Evet, ay şaşırdım gerçekten. Çok sakin bir yer. Şeyden dolayı da hani keşfedilmemiş bir yer gibi insana geliyor. Evet. Biz keşfetmedik. Kimse keşfetmemiştir diye düşünüyorduk. Burada bir dizi de çekilmişti ya, ben hatırlıyorum. Neydi? Parmaklar Ardında mı?
zindan var. Çıkışını göstereyim şöyle. Telefonla aydınlatmaya çalışsam da yetmiyor. Aslında bizim bir kafa fenerimiz vardı. O lazım buraya. Zindan, hakikaten zindan yani. Burası da tuvaletiymiş. Şöyle göstereyim. Evet. Çok kötü ya. Zincir de var. Aman Allah'ım. İnsanlar burada. Yıllarca kalmış demek ha. Ay. Aman Allah'ım. Yağmurdan fırsat buldukça Sinop'u gezmeye çalışıyoruz. Ama sağanak yağış var bugün. Sürekli işte dinmesini bekliyoruz. Dinince de hemen çekimlerimizi yapıyoruz. Öyle geçiyor bakalım akşama kadar ne yapacağız? Nasıl bitecek? Merak ediyoruz. Yağmur dinler gibi olunca tekrar yürüyüşe çıktık. Kalenin alt tarafına geldik. Denizle şöyle buluşuyor burası. Güzel görünüyor ama. Böyle sevdim ben bu tarafı. Şurada da yine İspanya havası var. Palmiyeleri ve böyle taş yapıları görünce benim aklıma direkt İspanya geliyor. Nedense. Malaga, evet, özellikle de Malaga. Güzel binalar var. Çokça. Böyle mesela. Burası sahilin hemen üstü. Sahil çok dar yani zaten şeridi yürüme açısından ama ortamı güzel, manzarası şeyi. Bu yolda bazen zor yürünüyor. Kaldırımlardan geçemiyoruz. Ama böyle şirin bir yer. Gezmek, dolaşmak iyi. Yağmur olmayınca daha da iyi tabii ki. Palmiyeler zaten bulunduğu yere her zaman güzellik veriyor. Görsel açıdan güzel ağaçlar. Buraya da yakışmış tabii. Tabelalarda gösterilen tarihi binalar bunlar. Birisi Yalı Kahvesi, birisi Acente diye geçiyor. Burada da bir ortalarında da tarihi çeşme var. Ne zaman yapıldığı yazmıyor. Gazi Caddesi'nde yürüyoruz. Az ileride Alaaddin Camii var. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Bir de Sinop mantısı varmış. Onu bayağı kişi methediyordu. Bulursak deneyeceğiz. Bir de nokul varmış. Nokul ya, poğaça diyorduk. Poğaçaymış. Geldik Sinop Alaaddin Camii'ne. 66 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğinde, yani ince uzun. Normalde biraz daha kareye yakın, dikdörtgen oluyor bildiğimiz camiler. Böyle Selçuklu camilerinde var bu ama bu daha da ince uzun. Değişik geldi bana epeyce. 1214 yılında inşa ediliyor. Sinop'un fethinden sonra Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılıyor. Cami ve avlusu yüksek duvarlarla çevrili. Avlunun ortasında bir tane şadırvan var. Caminin minberi 1850 yılında kubbenin çökmesiyle yıkılıyor ve parçalara İstanbul Çinli Köşk'e götürülüyor.
Gölge etme, başka ihsan istemem. Evet, Büyük İskender'e bu sözü söyleyen Diyojen. Kendisi Sinoplu ve buraya da bir heykel dikilmiş. Aslında olay şu şekilde gelişiyor. Büyük İskender giriyor ve büyük düşünür Diyojen'e, diyor ki benden bir isteğin var mı? O da diyor ki benden bana veremeyeceğin şeyi esirgeme. Yani güneşimi kapatma diyor. Biz onu gölge etme, başka ihsan istemem diye çevirmişiz. Kendisinin elinde feneri. Ne arıyorum diyordu o bir de. Akıllı arıyorum mu diyordu fenerle. Elindeki fenerin de bir olayı var. Bir gün gündüz vakti elinde fenerle dolaşıyor Diyojen. Soruyorlar bu vakitte, yani aydınlık havada fenerin işine ne arıyorsun diye. O da insan arıyorum cevabını veriyor. Ve o feneri de elinde böyle yapmışlar. Heykelin eline tutuşturmuşlar. Diyojen sonraları Atina'ya gidiyor bir köleyle beraber. Dönemin medeniyetine, düzene karşı çıkıyor ve farklı bir hayat tarzı tercih ediyor. İnsanlar da ona Kinikos, yani köpeksi lakabını takıyor. Evet, Sinop'tan ayrıldık. Instagram'da aslında biraz geç paylaşım yaptım. Genel olarak gittiğim yerlerden ayrıldıktan sonra paylaşım yapıyorum. Arkadaşlarımız gördü. Pek çok öneride bulunan oldu. Bazılarını biz planlıyorduk ama yapamadık. Bazılarını zaten hani çok vaktimiz yetmeyecekti. Birkaç kişi Akgöl'ü önerdi. Onun dışında bizim de çok gitmek istediğimiz ama tam sağanak yağış vardı Sinop tarafında. Ancak bu tarafta biraz azaldı. Gitmek istediğimiz ama gidemediğimiz yer neresi? Erfelek şelaleleri. Görselleri çok güzeldi. Vaktiniz olursa muhakkak siz uğrayın. Biz de bir daha yolumuz düşerse uğramayı düşünüyoruz. Güzel bir şehir. Bunun dışında nokul yememiz yine önerildi ama onu da yiyecek yerimiz kalmadı. Mantıyı tercih ettik. Evet. Şimdilik bu kadar. Biz Kastamonu'ya gidiyoruz. Bitirmeden önce. Kanalımıza abone olmayı. Evet. Videolarımızı beğenmeyi, yorum bırakmayı, paylaşmayı, takip etmeyi ve unutmayın. Yeni bir zilini de açın. Yeni bir saat noktasında.